Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta bulduğum birkaç tane videoyu Alp'e izleteceğim ve Alp'in tepkilerini almaya çalışacağım. Bu videolar komiktir, saçmadır, artık nasıldır bilmiyorum ama ben izlediğimde bazılarında anlam çıkaramadığım, bazılarının komik geldiği, bazılarında ne bileyim saçma geldiği videolar ve Alp'in de nasıl tepki vereceğini merak ettim. Dedim Alp gel. Bir çekelim. Yani sen TikTok dediğin için benim direkt aklıma cringe geldi. Umarım cringe videolar değildir. O zaman ilk videomu gösteriyorum. Bu video bana komik geldi bu arada yani. Tamam. Komik. Merhabalar. Aleykümselam. İsminiz Restore değil mi? Restore Bey, işe saat 9'da başlamanız gerekecek fakat burada demişsiniz ki saat 12'den önce gelemem. Neyse, arayıp uyandırırlar. Geç bakışı bir de. Her neyse, şirketten bir araç beklentiniz var mı sanırım? Neyse, ne bir yazı beyefendi ya? Biz burada size ancak aynı kalp bile verebiliriz. Başka bir şey isteyin o zaman. Burada yine demişsiniz ki Çakal Bey'le ayrı bir ofis talep ediyorum. Çakalı yemeğiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Biz sizi ararız. Bence komik bir video. Yani... Ve uğraşılmış bir video. Ben bu seriyi biliyorum. Mantıklı güzel yani. Videolarda çıkıyor. İlk defa gördüm ben bunu. Aslında uğraşılası bir video yani. Zor evet. Yapmış ama... Tamam. İşte komedi konusunda çok uğraşamamış. Açıyorum diğer videoyu. Evet. Ne düşünüyorsun ya, bu bence direkt bizim TR'yi özetliyor. Çünkü bu çok var. Hani bu parmaklara, kollara takma da. Adam diamond açmış karısına. Diamond mu? Gerçek mi bu? Ben sadece eline taktıklarına Hayır. dikkat ettim. Yazıyı görmedim. Bir dakika profiline girelim ya. Düşünsene. Yani. Abi ben böyle bir zenginlik, bir şey diyeceğim. Görgüsüzlük de görmedim bu arada. Gerçek tamam. Yani çok büyük görgüsüzlük ya. Aslında yani birazcık da bizde olmadığı için. Yok bizde olmadığından değil. Bu direkt TR insanın özeti değil mi zaten ya? Biz evet. Mesela normalde de mesela yeni gelin olmuş bir kadın takılan bilezikleri buraya kadar diziyor. Ama yapıyor. Sonuçta gösteriş. O görgüsüzlük işte. Tamam şimdi diğer... Bu da modern görgüsüzlük diyebiliriz evet, o zaman. Modern artık TikTok. Görgüsüzlük gerçekten. Bak şimdi sana... Şu çocuk beni deli ediyor. Tamamıyla kültürümüzü bence bozan bir yapısı var. Tamam. Sürekli aynı video bu arada, aynı ses. Bir dakika şimdi, bir dakika. Ben bu videonun senaryosunu merak ediyorum. Anlamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi Keloğlan geliyor. Evet. Uyan diyor. Evet. Kız uyanıyor. Ay kız uyanıyor. Ne oluyor sonra? Sonra kız onu öpmek istiyor. Niye? Ama o da istemiyor. Bak yani bilmiyorum, bana çok saçma geliyor. Sokakta da aynı ve her video, bak şimdi bir şey açacağım. Yine aynı ses olacak kesin. Bak. Yine Keloğlan, yine Keloğlan. Yine Keloğlan. Ya bilmiyorum. Şeyden girmeye çalışıyor. Ya bir konu akışı, bir ana fikir, bir ya alt konsepti, metin. Evet, konsept oluşturabilmiş mi? Bence oluşturabilmiş ama... Bence oluşturamamış çok ya. Çok saçma yani. Bir şey diyeceğim. Aynen, bir videosu var. Bizim de cosplay'imiz bu be. Yerli cosplay. Ya bilmiyorum. Ama... Bence saçma geliyor ve aşağıda da fark. Yabancı TikTok'larda bakıyoruz. Adam mesela giyiyor Spider-Man kıyafetini. Yok işte halkı kurtarıyor, bir şeyler yapıyor. Yani bizim Keloğlan'a bak. Bizim Keloğlan'a bak bir de. Koltuğun bak, üstünde yatan kızı yani... uyandırmaya çalışıyor. Evet bak. Çok kötü. Böyle bir video. Ve hepsi öyle yani. Çok kötü, çok bence, kötü. Bence de çok kötü. Ne olur. Aa, masanın altına gireceğim şimdi. Evet. Şimdi diğer videomu açayım. Ne olur lütfen. Bu kızı asla anlamlandıramıyorum. Gerçekten sürekli
bir farklı bir ütopyada yaşıyor. Bak şimdi. Çok güzel bence. Günaydın anne. Aslında çok güzel bir kız. Bak sana ne diyeceğim. Benim bir arkadaşımın oğlu bizde kalacak birkaç günlüğüne. İdare et, tamam mı? Tamam anne, ben duşa gidiyorum. Dur bir dakika. Üstünü öyle tutuyorsun. Hiç öyle. Şimdi annem her zaman bana baktığında beni çıplak mı görecek? Neyse, duşa gideyim bari. Selam. Ne yapıyorsun sen? Salak. Ben kalkıyorum anne. Bir de dur, arkadaşımın oğluyla tanıştın değil mi? İsmi Kerem bu arada. Evet, maalesef tanıştık. Tamam, özür dilerim. Asma artık suratını. Bir de kendi sesini kalınlaştırmış ya, erkek sesi yapabilmiş. Ya sen madem bakalım 134 bin beğenilmiş. Bari bir erkek arkadaşın gelseydi de yani, seslendirme yok yani. Evet diye böyle. Evet, düğün giderse kim hazır? Kim anlatmak istiyor? Bir de ben bak, bir şey bilirim. Okudun mu üstünü? Neydi laneti? Evet, düğün giderse kim hazır? Kim anlatmak istiyor? Ya lanete bak ya. Ya lanete bak. Ya ne güzel güzel başlamıştın. Yok görünmez olmak. Yok düşün. Saçma. Yani bu nasıl bir lanet? Cümleye bak ya. Senaryo lanet mi olur? Kim ona ilk olarak salak derse sınavdan yüz verecek. Çok saçma. Sen bir şey mi demek istiyorsun? Aslında evet hocam. Size bir şey demek istiyorum. Siz salaksınız. Nina, ne yapmaya çalışıyorsun? Kızım bittin sen. Bir dakika, senin sınavına 100 vereceğim. Teşekkür ederim. Hocam, siz çok... Ya dur ya, dur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, hayır. Hayır, çık gözüm. Olur. İzleyeceksin. Hayır. Ne oldu canım? Ben olmam çok zor, değil mi? Bir de benimle sinemaya gelir misin? Çok canım sıkılıyor. Yok, bir dakika, yok. Bir önceki arkadaşın da laneti sinemaya hayır derse... Hayır, 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 o değil. Ben yeni çocukla tanıştım da, onunla buluşmaya gidiyorum şimdi. Yeni tamam. Çocuk dediği de görünmez sapık değil mi? Dikkat et ama. Olabilir. Tamam, bilmiyorum. Görüşürüz. Merhaba canım. Ne oldu? Sen biraz gergin duruyorsun. Ne oldu? Böyle, tamam. Bu kadar. Bak dur daha devam et. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Hadi tamam, sıradaki. Hayır, hayır. Hayır. Lütfen. Yok 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 yok, hayır hayır hayır. Bu kim neymiş? Ya hayır, ama ben köpeğim olmadan yapamam ki. Bu ne? Ama ben kedilerden nefret ediyorum. Geç geç. Evet, nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Bak, hayal gücü çok geniş. Evet. Hadi tamam, işte senaryo falan oluşturmuş. Bir şey yazmış yani, doğaçlama yapmıyor. Ama ağlamak istiyorum. Abi ben bilmiyorum ya, çok ya. Kötü bence ya. Evet tamam, bir konsept olabilir ama ya bu nasıl bir ay? Çok saçma. Sence nasıl aklına geldi bu içeriğin ilkini çekmek? Ne bileyim. Yani çok saçma. Yani nasıl düşündü yani böyle bir şey? Bilmiyorum, sihirli annem falan çok etkilemiş herhalde küçükken. bez bebek izlemiş. Tamam, şimdi diğer videomu açıyorum. Tamam. Neyse ki karakterimiz bozuk. Keyfimiz iyi kuşum benim. Hamza olsun yani. Bak, buna şöyle bir şey demek istiyorum. Hı. Böyle insanlar bana komik geliyor ama aynı şeyleri sürekli yapmaları, yani işte neyse ki karakterimiz bu falan, bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu arada bunun bir sesi viral olmuştu. Evet, o olduktan sonra zaten sürekli böyle şey yapmaya başladı. Hani milletin kullanabileceği cümleler kurup o sesin kullanılmasını sağlamaya çalıştı. Yine prim yani, aslında pek de hani kimsenin doğal hali yok burada. Herkes Doğru. Milletin istediği kişiyi oynamaya çalışıyor. Doğru. Aslında biz de milletin istediği kişiyi oynayarak TikTok fenomeni olabiliriz, çok mantıklı yani. Hamza olsun ya. Oluyor mu şu an? Bence bir fenomen oldum. Bak yanında takip sayısı yükseliyor. Bak bir tane yarasa suratlı kajmer yazmış ki bu kadar zor bir pantolon giymek zinelme kadar uygun sence? Ne? Seni ağzını fotoğrafını çekip interneti kiralıktır diye ilan verdiğiminin kızı. Ne demektir bu? Neyin saçmalığısızdır bu ha? Ayrıyetten sus. Ya seni IQ seviyesi eksilerde olan ruhunu şeytana satmış satanist kızı. İslam'ın beş sarkı. Nasıl buluyorlar böyle ya? Vallahi ya. Bak şimdi bak. Çok cringe. Ama bir
birazcık işte dediğim gibi doğru bulmuyorum. Ama bak şu videoyu çok güldüm. Ne istemişsiniz? Ekstra özel bir tane kullan istemişsiniz. Yemin ederim Starbucks yani. Olursa sevinirim. Ne? Beyefendi. Yeter sanki ama çok oldu beyefendi. Yeter, Allah rızası için yeter. Ekstra öz demiştim. Bir de ben az buzlu istemiştim. Okay. Çattık. Eliyle ya. Alıyor bir de o doğru bu arada. Evet. Koy anam koy. Suyu bir da koy. Şu kadar koyuyorlar abi sen içine. Beyefendi kapağını kapamadı. Minik. Bence çok doğru bir tespit. Bir de şöyle bir şey de var. Starbucks'çıların sürekli ismini yanlış anlaması. Evet. Neler aynısını neler. Çekmişti ondan. Bak onu da göstereceğim. Bence komik. Demek ki bu çocuğun da içerikleri sadece Starbucks sosyal tespitleri. Bulamadım. İyi de izlenmiş. Bayağı izleniyor bu arada. Baktım biraz profiline. Diyor ki adım Mete diyor. O diyor ki ha bak buldum. Merhaba ben bir tane Ice Grande Latte alacağım. Tabii adınız? Mete. Mert. Mete. Metin. Mete. Tamamdır yazdım ben. Teşekkürler. Ebu Bekir Sıddık ne lan? Beyefendi sakin. Yani Ebu Bekir Sıddık esprisi yıllar öncesine kaldı ama yine de yani. TikTok eskisi kadar cringe değil diyemeyiz ya. Hala cringe ya var bence. Var canım tabii ki. Bence %50 %50. İnsanlar sosyal medyada iyi anında paylaşabilir, kötü anında paylaşabilir. Çünkü her zaman mutlu olacağımız evet. Yok. Ama ben böyle videoları hiç doğru bulmuyorum. Nedense bana çok böyle insanları kandırmacı gibi geliyor. Bakalım. Merhaba. İzmir'de yalnız yaşadığım hayatıma hoş geldin. Umarım bugün keyfin yerindedir. Daha sonra mezarlıkta ziyarete gitmek için üstüme birkaç parça kıyafet giydim. Annemin mezarının başında dua okumak istediğim için yanıma dua kitaplarımı... Siz tonunu alıyor musun? ...şerife aldım. Yeni uyandığım için kendime bir tane bitki çayı yapmak istedim. Çünkü stresli bir gün olduğu için biraz rahatlamaya ihtiyacım vardı. Çayımı içtikten sonra yola koyuldum. Burada köye doğru yola çıktım. Hava çok güzel görünüyordu. Önce sabah namazı için camiye gittim. Daha sonra annemin mezarına gittim. Ve dua ne bileyim ya, ben bu çok... gitsem video bak, çekmem ya. Hadi video çekti diyelim ama Allah rahmet eylesin tabii ki ama biraz daha göz önünde olmaya çalışmak hani... Aynen dikkat çekmeye çalışmak gibi ya. Mesela hani canlı yayınları karşıma geliyor bu adamın hani çok saçma şeyler. Hani sen mesela gidiyorsun bu platforma TikTok'ta mesela TikTok'taki içerik üreticilerin arkasından küfrediyorsun. Sonra özür diliyorsun. Sonra bir daha küfrediyorsun. Hepsinde nefret söyleminde bulunuyorsun. Ama ondan sonra sanki hiç de öyle bir insan değilmişsin gibi video çekiyorsun. Hani bu biraz da primden başka bir şey değil. O taraftaki yaptığın da prim. Kendi hesabında ürettiğin içerikler de prim. O yüzden izleyerek biraz daha prim vermeyelim. Devam edelim yani. Tamam. Evet arkadaşlar birbirinden saçmalıklarıyla cringe olan TikTok videolarını izledik. Ama geçtiğimiz komik de vardı. Yok komik bence falan vardı. Yok. Yok. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz yıllara kıyas hani geçtiğimiz yıla baktığımızda ya da geçtiğimiz yıllara hani cringe içerikler vardı yine var. Hala var canım. Ben sana o kadar cringe'ini bulmadım ya. Adamlar neler çekiyor? Hala öyle yürüyor. Ama bak keşfet algoritması ya da şey kişiye özel algoritma Instagram'daki gibi gelişmiş. Hani şöyle düşünüyorum ben mesela. Instagram'da ilgi odağım mesela motor videolarıysa motor videoları TikTok'ta da geliyor. Ben de hep makyaj ve kıyafet. Ha şöyle bir şey. Artık TikTok'taki cringe içeriklere ulaşmıyorsun. Evet. Eğer cringe sen cringe şeyler görürsün. Evet. Bu da buradan okay. Sosyal mesaj, kamu spotu. Evet. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bize sosyal... Bizim izlediğimiz videoları aşağıda onlar da yorumlasın. Evet olabilir. Nasıl? Ya da izledim. Ya da cringe profiller varsa yoruma yazın. Bir dahaki videoda onun profilini inceleyelim. Tamam. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Beğenin. Beğenin. Görüşürüz. Bye.